Sevgili arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar. Bu akşam yine bir canlı yayın konuğumla uzun bir aradan sonra sizlerle birlikteyim. Bugünkü konuğum Türkiye'nin ve siyasetin başkenti Ankara'dan AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Zafer Sırakaya ile birlikte gündemi ve sürece dahil bazı konuları ele alacağız. Biliyorsunuz yurt dışında yaşayan gurbetçilerimizi ilgilendiren bir kanun meclisten geçti. Bunun üzerine kendisiyle bir muhabbet edeceğiz. Sorularımı kendisine ileteceğim. Sizden gelen soruları da kendisine ileteceğimden emin olabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz ki bu konu biraz da partiler üssü olan bir konu olduğu için yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz gerçekten herkesi kapsıyor. Bunun herhangi bir siyasi partilerle pek de bağdaştığını düşünmüyorum. Çünkü partiler üstü bir şey olarak ben görüyorum. Birazdan Sayın Zafer Bey'i yayına alacağım. Kendisi de şu an yayınıma geldi. Umarım yayınımız güzel geçer. Herkese şimdilikten kolay gelsin diyorum. Zafer Bey, hayırlı akşamlar diliyorum size. Öncelikle beni kırmayıp yayınıma katıldığınız için tekrardan size çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Vekilim, hoş geldiniz diyorum öncelikle. Hoş bulduk Hasan Bey. Hayırlı yayınlar diliyorum. Ben de sizler vasıtasıyla ekranları başında bizleri seyretmekte olan, izlemekte olan saygıdeğer vatandaşlarımıza en kalbi muhabbetlerimi sunuyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Zafer Bey, ülke olarak ve dünya olarak baya bir süreçten geçiyoruz. Dün de ABD'de bir olay gerçekleşti ama umarım oradaki olaylar da bir an evvel sükunete varır. Bu konu hakkında sizin de bir fikriniz var mı acaba? Dün ABD'de bir olay gerçekleşti. Evet, özellikle ülke olarak, bölge olarak, dünya olarak çok ciddi bir süreçten geçtiğimizi görüyoruz. Özellikle pandemi süreci bir kez daha tüm dünyadaki insanların birbirlerine olan ihtiyaçlarını, dayanışmaya olan vurguyu belirtmesi anlamında son derece kıymetliydi. Bu anlamda pandemi sürecinin hızlı bir şekilde atlatabilmesinin yine toplumsal dayanışmayla mümkün olabileceğini, sosyal dayanışmayla mümkün olabileceğini tekrar görebilmek imkanımız oldu. Bugün sadece bir devletin pandemi sürecinden kendisini kurtarabilmesi, kendisini muaf tutabilme imkanının olmadığını gördük. Komşu devletlerde, hatta tüm ülkelerde eğer bir şekliyle bu pandemi süreciyle mücadele edilmezse hiç kimsenin emniyette olmadığını bir kez daha gözlemleme imkanımız oldu. Bu bağlamda diğer ülkelerle olan münasebetin daha detaylı olması, daha kuvvetli olması bizim için son derece kıymetli olduğunu gösteren bir süreç oldu. Tabii bu süreç aynı zamanda demokrasinin ne kadar büyük bir nimet olduğunu göstermesi anlamında, cumhuriyetin ne kadar büyük bir nimet olduğunu göstermesi anlamında da kıymetliydi. Ülkemizin hem demokrasiyle yönetilen hem cumhuriyetle var olan bir ülke olmuş olmasının nimetini bir kez daha gözlemleme imkanımız oldu. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ü de rahmet ve minnetle yad etmek istiyorum. Bu diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nde dün itibariyle görmüş olduğumuz o nahoş görüntüleri tabii ki üzülerek seyrettik. Hiçbir ülkenin kendi iç işleyişindeki var olan düzeninin, kamu düzeninin bozulmasına memnun olabilecek bir medeniyet anlayışından gelmeyen insanlarız biz. Hem kendi ülkemizde hem dünyanın diğer ülkelerinde insanların barış ortamı içerisinde ama demokrasinin nimetlerinden faydalanırken de demokrasiye bir tehdit oluşturmayacak şekilde hareket etmelerinin son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bugün itibariyle bildiğim kadarıyla 15 günlük bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi Amerika Birleşik Devletleri'nde, özellikle Washington bölgesinde. En kısa zaman içerisinde tekrar kamu düzeninin sağlanarak, aynı zamanda kamu düzeninin sağlanmasıyla birlikte insanların da birbirleri için tehdit oluşturmadıkları bir ortamda hayatlarına devam ettirmeleri en büyük temennimiz. Ülke olarak en çok bunlardan biz acısını çektik. Birkaç defa böyle girişimler maalesef ülkemizde geçmişten bugün de çok derin üzüntüler ve çok derin acılar bıraktı. Umarım başta ülkemiz olmak üzere dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir şeyin olmaması. Zafer Bey, ikinci bir sorum olacak. Bu sorum da tabii ki ülkemizde şu an koronadaki son süreçte gelinen noktada devlet çoğu yerde yeterli her türlü desteği verdiğini hep dile getirdi. Şu an ülkemizde gerçekten koronadan dolayı hani ölü sayılarında veya hakkın rahmetine kavuşan vatandaşlarımızda bir artış veya bir şey var mı? Yani Sağlık Bakanlığı'nda sağlık olarak çok iyi yerde miyiz? Bunu da bir arada hemen sorayım dedim. Tabii
tüm dünyayı etkileyen bir süreçten bahsediyoruz. Özellikle bu süreç içerisinde Sağlık Bakanlığımızın ve sağlık personelimizin çok büyük ve üstün bir gayreti olduğunu hep beraber müşahede edebilme imkanımız oldu. Bu dönem içerisinde yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam, 200'e yakın sağlık çalışanımızın da COVID vesilesiyle hayatını kaybetmiş olmalarının büyük bir üzüntüsü içerisindeyiz. İnsanlar yaşasın diye kendilerini feda edebilme noktasında olan, bugün baktığımız zaman ülkemizi korumakla görevli olan Mehmetçiğimizin, aynı zamanda insan hayatını korumakla kendilerini Hipokrat yeminine bağlı tutan doktorumuzun, hemşiremizin de daha fazla insan yaşasın diye kendilerini feda etmiş olmalarının ne kadar kıymetli olduğunu görmemiz lazım. O insanların geride bırakmış oldukları evlatları var, anneleri var, babaları var ve onun üzüntüleri içerisinde bir daha onlara kavuşamayacak olmalarının getirmiş olduğu tabii ki hüznü yaşamaktalar. Dolayısıyla ben bu vesileyle vatandaşlarımıza bir kez daha özellikle maske takmalarını, hijyen kurallarına uymalarını ve mesafeye bağlı şekilde de hayatlarını bu önümüzdeki süreç içerisinde devam ettirmelerinin ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabii tüm dünyayı etkileyen bu COVID süreci içerisinde ülkemizdeki vakalara bakarsak, özellikle son dönem içerisinde günlük 30 bin vaka sayısının bugün 10 bin seviyelerine düşmüş olmasının memnuniyet verici olduğunu ama elbette yeterli olmadığını görüyoruz. Bunun daha aşağılara çekilebilmesi ve günlük ölüm vaka sayılarının da 200'den çok daha aşağıya gelmelerinin en büyük temennimiz olduğunu görüyoruz. Peki bu süreç içerisinde diğer Avrupa ülkelerine baktığımız zaman, mesela örnek olarak vermek istersek, benim şu anda bulunmuş olduğum Almanya'ya bakarsak günlük ölüm vaka sayılarının yaklaşık 1000 civarında olduğunu görüyoruz. Yine tüm sokağa çıkma yasaklarına rağmen 10 Ocak'a kadar ertelenmişti bu. Şu an itibariyle bildiğim kadarıyla 31 Ocak tarihine kadar ertelendi. İki aileden 5 kişinin bulaşabileceği bir ortamdan sadece bir başka aileden bir kişinin bir araya gelebilecekleri şekilde kısıtlamaların söz konusu olduğu ve yine vaka sayılarının 200'ü, yani oran olarak 200'ü aşan bölgelerde 15 kilometre etrafının dışında başka bir yere seyahat imkanının tanınmadığı, seyahat kısıtlamasının getirildiği bir ortamda maalesef günlük vaka sayılarıyla ölüm vaka sayılarının Türkiye'nin çok çok daha üzerine, Türkiye'nin 5 katı bir oranda olduğunu gördüğümüzde, hamdolsun Türkiye'de alınan tedbirlerle birlikte ama aynı zamanda sağlık hizmetleri alanında verilmiş olan büyük gayretle, büyük hizmetle birlikte ülkemizde bunun daha kontrollü, daha müsbet anlamda seyrettiğini söyleyebiliriz. Tabii ama bu anlamda söylemek istediğim 200 ölüm sayısının da bizim için çok yüksek olduğunu, bir tane canımızı bile kaybetmiş olmanın bizim için büyük bir kayıp olduğunu düşünüyoruz. Burada tabii hükümetimize düşen, Sağlık Bakanlığımıza düşen görevler var. Onları elimizden geldiği kadar, Sağlık Bakanımızın da her gün kamuoyuyla paylaşmış olduğu bu verilerle birlikte birey olarak da, millet olarak da bütün canlarımızı korumak adına hepimize düşen görevler var. Ben bu anlamda milletimin, her bir ferdinin önümüzdeki süreç içerisinde bu sorumluluğunu daha üstün bir şekilde yerine getireceğini olan ümidimi de ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim yine Sayın Vekilim. İkinci, üçüncü bir sorum. Zafer Bey, bu son günlerde özellikle ülkemizde kadın cinayetleri gerçekten çok büyük bir artışa vardı. Özellikle hükümet olarak, AK Parti olarak kadına şiddete karşı hükümetin bu konuyla ilgili herhangi bir yaptırım veya bir paket veya bir yasa tasarısı gibi bir şeysi var mı, bir paketi var mı, bir projesi var mı? Ülkemizde son yıllarda kadınların, erkekleri veya ne bileyim şiddetten dolayı hayatlarını kaybeden bir sürü bayan var. Bununla ilgili AK Parti'nin herhangi bir çalışması veya bir projesi var mı? Özellikle kadınlarımızın her şeyden önce hem dinimizde hem medeniyetimizde bizlere veya da bizim kadınlarımıza vermiş olduğumuz önemi anlatmanın öyle tahmin ediyorum sayısız örnekleri vardır. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş, iki kıymetlim var. Biri anam, biri yarim. Biri beni var etti, öbürü beni yar etti derken, yine Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş, biz kadınlar insandır, biz insanoğluyuz derken, kadınlardan meydana gelen, yani annelerimizin bizi dünyaya getirdiği ve bizi kendimizi de erkek olarak, insan evladı olarak, insan olarak gördüğümüz bir ortamda, yine Peygamberimizin bu anlamda çok kıymetli bir ifadesi, cennet anayanlarının ayakları altındadır derken, esasında bizim medeniyetimizin
bizim kültürümüzün kadına vermiş olduğu değeri belirtmesi anlamında kıymetli. Yine Cumhuriyetimizin ilk yıllarına baktığımız zaman Avrupa'nın birçok ülkesinde kadınların seçme ve seçilme hakkı olmadan bizim Türkiye Cumhuriyetimizde kadınlara verilmiş olan hakların varlığını gördüğümüz zaman bizim medeniyetimizde kadının kıymetinin ve öneminin yerini bir kez daha görme imkanımız oluyor. Maalesef son dönem içerisinde Türkiye'de zaman zaman kadın cinayetlerinin artışıyla ilgili olarak kadınımıza verilmesi gereken değerlerin eksikliğiyle ilgili olarak haberleri hep beraber izlemekteyiz. Ama Zafer Bey, şimdi şöyle bir şey soracağım, kusura bakmayın araya gireceğim. Tabii ki ana muhalefetin de milletvekilleri ve bu konuda da hep İstanbul Sözleşmesi'ni dile getirip bu konuda AK Parti'nin gerçekten İstanbul Sözleşmesi'ni uygulanmadığını ve bu konuda biraz eksiklik veya eksik davrandığını söylüyor. Bu İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili bir düşünceniz var mı, bir fikriniz var mı acaba? Yani ben İstanbul Sözleşmesi'ni tüm detaylarıyla okumuş olan bir milletvekili değilim. Bilmediğim bir konuyla ilgili olarak da bir fikir yürütmenin son derece yanlış olacağını düşünüyorum. Ben bir taraftan kadın haklarımızın sonuna kadar mücadelesini yapılması gerektiğini, kadınlarımızla ilgili muhakkak sonuna kadar yapılacak her türlü tacizin, her türlü gayri ahlaki yaklaşımın, her türlü kadınlarımızı rencide edecek, onların haklarını kısıtlayacak bir davranışının karşısında olmakla birlikte aile mefhumunun da tabii sonuna kadar bir şekilde korunabilmesi, Türk aile yapısının da korunabilmesi gerektiği kanısında olan bir insanım. Bununla birlikte eğer son dönem içerisinde İstanbul'daki bir akademisyene yapılmış olan böyle bir canice, vahşice bir vakanın tekerrür etmemesi için de tüm milletvekillerimizin, hükümetimizin bu konuyla ilgi olarak alınması gereken tedbirleri sonuna kadar alması konusunda bir milletvekili olarak her türlü desteği sağlayacağımı da belirtmek isterim. Çok teşekkür ederim. Zafer Bey, tekrardan gene bir soruya geçeceğim. Bu soru da gene özellikle bana şu anda bu soru bayağı bir geldi. Son günlerde biliyorsunuz ki bu AİHM'in İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir karar var. Bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani özellikle bu HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verilen bir karar var. Bu karar için AİHM'in kararını doğru mu buluyorsunuz? AİHM'in bize bu kararı eğer biz ülke olarak uygulamasak bize yaptırımlar gelebilir mi? Ekonomimizde veya bir yerde bir zarara uğrayabilir miyiz? Öncelikle tabii AİHM'le ilgili kararlar verilmeden önce Türkiye'deki hukuk sürecinin sonuna kadar işletilmesi gerektiğini biliyorum. Bu konuyla ilgili olarak Türkiye'deki tüm hukuki sürecin işletilip işletilmediğini yine bir hukukçu olarak tüm detaylarıyla haiz değilim. Ancak AİHM'in vermiş olduğu kararlarla ilgili olarak geçmiş dönemde olduğu gibi son verilmiş olan kararlarda da yani ilgili belirtmiş olduğunuz kişiyle ilgili olarak APO'nun heykelini dikeceğiz ifadesini kullanmış olan ve Türkiye'deki terör örgütleriyle ilgili bazı düzenlemeler de bulunmuş olan adı şanı kim olursa olsun ülkemin bölünmez bütünlüğünü sorguladığı müddetçe ülkemizdeki barış ortamının herhangi bir şekilde vuku bulmasını engelleyen girişimler olduğu müddetçe bunun tabi tasvip edilebilmesi mümkün değildir. Öyle tahmin ediyorum ki bugün Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde de siz gittiğiniz zaman oradaki kamu düzenini bozacak şekilde terör örgütlerini bir şekliyle destekleyecek şekilde ya da terör örgütlerini legalize edilecek şekildeki bir yaklaşımınızı, siyasi kimliğiniz her ne olursa olsun konuşmuş olmuş olsanız herhalde sizlere karşı da ilgili ülkelerin yaklaşımları çok net olacaktır. Bu bağlamda ben verilmiş olan kararın eğer terör örgütlerini bir şekliyle cesaretlendirici, onların yapmış oldukları eylemleri bir şekilde legalize etmeye yönelik olan tavırları verilen bu kararlarında tabii bütün bu olgulara baktığımız zaman eğer adilane olmamış ise bunu tabii ki eleştirmemek, buna karşı durmamak mümkün değil. Ben AİHM'in vermiş olduğu son kararda da bu hassasiyetin gözetildiğini söyleyebilme imkanım yok. O zaman şimdi gelelim asıl konumuza. Zafer Bey, sizin ilgi alanınız daha çok yurt dışından bu otomatik bilgi alışverişi diye bir yasa çıktı ve bu yasa özellikle gurbetçiyi çok zor durumda bırakacak gibi gözüküyor galiba sanırsam. Çünkü halk arasında konuşulan sağda solda işte gurbetçilerimizin kendi aralarında hep bir panik halindeler. Bir yasa geçti. AK Parti döneminde tarafından bundan 2014 veya 18 arasında mecliste bir yasa tasarısı geçti. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu onaylandı. Bu otomatik bilgi paylaşımı nedir?
böyle giriş yapayım diyorum. Otomatik bilgi paylaşımı nedir, neyin nesidir? Otomatik bilgi paylaşımı demiş olduğumuz olgu, uzun zamandan beri birçok ülkenin vergi şeffaflığının sağlanabilmesi, kara paranın trafiğinin engellenebilmesi, terörün finansmanının da yok edilebilmesi için ülkelerin karşılıklı olarak birbirleriyle yapmış olduğu anlaşmalar var. Zaten bu anlamda ilgili ülkelerin de birbirleriyle uzun zamandan beri sürdürmüş oldukları bir işbirliği var. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri, G20 ülkeleri veyahut da OECD diye ifade edilen Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün de destek vermiş olduğu bu anlaşma 2011 yılında ilk defa Kan şehrinde imzalanmış. 2017 yılında yine Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nde tüm partilerin ortak ittifakıyla yasalaşmış. 2019 yılında ise Cumhurbaşkanlığının onayından sonra da yürürlüğe girmiştir. Bu yapılan... Peki Sayın Vekilim, bu otomatik bilgi paylaşımı ülkeler arası bir bilgi şey, bu tek taraflı mı olacak? Yani tek taraflı gerçekleşecek mi? Yoksa sadece nasıl diyeyim, yani ben Hasan Altun olarak işte Türkiye'de mal varlığım var. İşte Avusturya'da başıma bir şey geldi. Herhangi bir kurum ve kuruluştan belirli bir süre yardım almak zorunda kaldım. Benim bilgilerim buraya aktarıldı. Başım belaya gidecek. Ya buradaki haklarım elden mi gidecek? Ne olacak yani? Öncelikle bu yapılan anlaşma sadece iki ülke arasında paraf edilmiş olan bir anlaşma değil Hasan Bey. Yani bir ülkenin diğer bir ülkeyle imzalamış olduğu bir anlaşmadan bahsetmiyoruz. Geçmiş dönemde iki ülke arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması çerçevesi içerisinde zaten vergisel konuda bir tahkikat yürütülüyorsa bir kişiyle ilgili olarak iki ülke birbiriyle zaten bir bilgi paylaşımını istek üzerine, talep üzerine zaten yapıyorlar idi. Bu yapılan otomatik bilgi paylaşımı olarak ifade edilen bu anlaşma ise dünyanın 140 ülkesinin bir araya geldiği, dünyada 208 ülke var Hasan Bey, 140 tanesinin bir araya geldiği, bu anlaşmayı imza ettiği ve 108'inin de şu anda bilgi paylaşım sürecine başlamış olduğu bir anlaşmadan bahsediyoruz. Yani uluslararası bir anlaşmadan bahsediyoruz. Türkiye dışında 2015 yılı itibariyle, 2016 yılı itibariyle Avrupa Birliği ülkelerinin tamamı birbirleriyle zaten bu bilgi paylaşım sürecine başlamış durumdalar. Otomatik bilgi paylaşımında asıl olan sadece yaşamış olduğunuz ülkenin dışında başka bir ülkede bir hesabınız varsa, banka hesabınız var ise oradaki banka hesabınızdaki mevduatınızın sene sonu itibariyle olan tutarı ilgili ülke vergi dairesi tarafından yaşamış olduğunuz ülkenin vergi dairesine sadece vergisel amaçlı kullanılmak üzere otomatik ortamda iletilmiş olan bir bilgiden bahsediyoruz. Yani eğer sizin Türkiye'de bir banka hesabınız var ise ve yaşamış olduğunuz ülkede Türkiye'de değil başka bir ülkede ise siz otomatik bilgi paylaşımı kapsamına girebilirsiniz. Bir kez daha ifade etmek istediğim çok net olarak bu bilgi var. Konuşmuş olduğumuz konu sadece mevduat hesabından konuşuyoruz. Gayrimenkullerden, taşınır veyahut da taşınmaz mallardan, Türkiye'de var olan başka yatırımlarınızdan konuşmuyoruz. Banka hesap bilgilerinden, yani mevduat hesaplarından, saklama hesaplarından, nakdi değer sigorta sözleşmelerinden, ortaklık ve borç ilişkisi menfaatinden konuşuyoruz. Banka hesabının dışında benim yurt dışı ülkemde işte benim taşınır mallarım var, arsalarım var, emlaklarım var. Bunların hiçbirisi zaten otomatik bilgi paylaşımı kapsamına girmiş olmuyor. Zafer Bey, şimdi böyle bir yasa şimdi bazı ülkelere verildi. Bazı ülkelere de sene sonu verilecek. Önümüzdeki sene işte Almanya, Hollanda, İsviçre, Fransa gibi ülkelerdeki yaşayan gurbetçilerimize de bilgileri bir dahaki yıl aktarılacak. Ama finansal hesaplarda bilgi dışında geriye dönük herhangi bir yaptırım bir şey uygulanmayacak. Yani buradaki atıyorum şöyle bir şey söyleyeyim. Bir bayan arkadaşımız bana şuradan şöyle bir şey yazmış. İki çocuğum var. Burada sosyal hamdan bir yardım alıyorum. Babamdan kalan bir evim var. Babamın emekli maaşını alıyorum. Sosyal hamd burada benden, Türkiye'den, bankadan herhangi bir şeyimi çıkartırsa ben burada haklarım gidecek mi elinden? Şimdi Hasan Bey, birincisi tabii şunu ifade etmek lazım. Öncelikle eğer bu hanımefendi Türkiye'den herhangi bir geliri var ise yaşamış olduğu ülkede bu gelirini ibraz etmesi lazım.
Yani siz çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması çerçevesi içerisinde eğer bir ülkede yaşıyorsanız, o ülkenin dışında başka ülkelerden de herhangi bir geliriniz varsa doğru olan, yasal olan çerçevede sizin başka ülkelerdeki gelirden muhakkak yaşadığınız ülkenin gelir idaresi başkanlığını bilgilendirmeniz lazım. Eğer zaten bunu gerçekleştirmiş olursanız sizin herhangi bir çekinecek bir konunuz olmadığını ifade etmek isterim. İkincisi, otomatik bilgi paylaşımı şu an itibariyle Avusturya'da bu ülkelerin içerisinde henüz başlamış durumda değil. 2021'in sonunda başlayacak. Tahmin yani ettiğim şu an itibariyle bildiğim kadarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ilgili ülkelerin Gelir İdaresi Başkanlığı'yla görüşmelerini devam ettiriyor Hasan Bey. Çünkü Türkiye'nin yurt dışında yaşayan çok ciddi bir nüfusu var. Sadece Avusturya'ya baktığımız zaman 400 binin üzerinde yaşayan Türk vatandaşımız var. Almanya'ya baktığımız zaman 3,5 milyon. Yine Fransa'ya baktığımız zaman 900 bin civarı. Hollanda'ya baktığımız zaman 500 bin. Belçika'ya baktığımız zaman 300 bin. Yani sadece Batı Avrupa'ya baktığınız zaman 5,5 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Bu 5,5 milyon nüfusunun her birinin veri hacmini, yani her birinin bilgi tasnifini yapabilmek takdir edersiniz ki uzun zaman alıyor. Aynı zamanda bu dönem içerisinde COVID sürecinden dolayı bütün çalışan insanımızın yarı zamanlı çalışmasından dolayı tasnif işlemlerinin yapılabilmesi de mümkün olmadı. Yine bu dönem içerisinde TÜİK verilerine göre baktığınız zaman senede 20 bin insanımızın da Türkiye'ye geri döndüğünü görüyoruz. Tüm bu işlemlerin doğru bir şekilde yapılıp doğru bir şekilde bilgilendirilmenin yapılabilmesi için tahminim Türkiye'nin biraz daha zamana ihtiyacı olacaktır. Bunu şu anda OECD ülkelerinin her biriyle görüşmelerin devam ettiğini biliyorum. Ne zaman başlayabileceğiyle ilgili olarak kesin bir kanaat bildirmek mümkün değil. Ama tahminimi soracak olursanız bunun bu sene içerisinde de başlama ihtimalinin oldukça zor olduğunu düşünüyorum. Ben önümüzdeki sürece seneye sarkacağı ihtimali üzerinde duruyorum. Ve bu bilgi paylaşımı başlamadan geçmişe dönük, yani başladığı andan itibaren olan süreci kapsayacağını, geçmişe yönelik herhangi bir şekilde bir bilgi paylaşımının da asla söz konusu olmadığını da belirtmek istiyorum. Şimdi Zafer Bey, şimdi şöyle de bir şey var. Ben sizi anlıyorum da bu süreç bir 10 yıl geçmişe doğru dayanıyor. Peki hükümet neden yurt dışındaki yaşayan gurbetçilerimizi bu kadar geç bilgilendirdi? Çünkü 7,5 milyon, 7 milyonluk bir gurbette yaşayan insan var ve bunlar yıllardır devlet işte dişinden tırnağından arttırdığını Türkiye'ye getirdi, memleketine getirdi, ülkeme dönüş yapmak için. Peki bu bilgi transferi kimleri kapsayacak? Emeklileri mi kapsayacak, onları kapsayacak mı? Ve onların da bilgileri istenecek mi? Ne bileyim, yaşlıları, işte bunlarla ilgili daha çok hangi kesimi kapsayacak? Ya da bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olan herkesi kapsayacak mı? Birincisi, bilgi paylaşımı kesinlikle vatandaşlığa dayalı değil. Bilmemiz gereken birinci mesele bu. Adrese dayalı olarak bilgi paylaşımı söz konusu. İkincisi, bilgi paylaşımı tek taraflı bir süreç de değil. Yani Avusturya'nın Türkiye'den tek başına bilgi aldığı veyahut da Türkiye'nin Avusturya'dan aldığı bir süreçten bahsetmiyoruz. İki ülkenin karşılıklı ve mütekabiliyet esasına göre bir bilgi paylaşımı söz konusu. Bilgi paylaşımının başlayabilmesi için iki ülkenin karşılıklı olarak da anlaşmış olması lazım. Yani sadece bir ülkenin, farz-ı mahal Japonya'nın, ben bu sene itibariyle Türkiye ile bilgi paylaşımına başlıyorum diye İlanda bulunması yeterli değil. Türkiye'nin de bu bilgi paylaşım sürecini Japonya ile aynı yıl içerisinde başlatacağını da teyit etmesi gerekiyor. Başlayabilmesinin öncelikli özelliklerini söylüyor. İkincisi, yani bu 5 yıldan sonra da olabilir, 1 yıl içerisinde de olabilir. Yani şu anda henüz bir bilgi paylaşımı başlamış değil. Ancak bilgi paylaşımının önümüzdeki süreç içerisinde kesinlikle hangi tarih olduğunu şu anda söyleyemiyorum ama başlayacağını net olarak ifade edebilirim. Yani bilgi paylaşımının başlamama ihtimali yok. Çünkü dünyada globalleşen bir ortamda, bilginin şeffaf hale geldiği bir ortamda her ülke vergi kaybının minimize edilmesi, vergi kaçakçılığının önlenebilmesi için böyle bir yol izlemekte. Dolayısıyla tüm Avrupa Birliği ülkelerinin, tüm G20 ülkelerinin dahil olmuş olduğu böyle bir anlaşmaya, dahil olmayan ülkelerle ilgili olarak bazı önlemler alınıyor.
bazı tedbirler alınıyor, bazı yaptırımlar uygulanıyor. Bu yaptırımlar ne gibi? Mesela uluslararası finans kuruluşlarından tecrit edilmek, uluslararası kredi verilme imkanlarının minimize edilmesi, yani kara listeye girmeniz demek, Allah korusun, bir ülkeden diğer bir ülkeye para havalesinin dahi engellenmesi noktasına gelinmesi demek. Türkiye'nin tabii herhangi bir şekilde böyle bir ülke kategorisine girmesi asla söz konusu olamaz. Peki bilgi paylaşımındaki temel kriter ne? Eğer sizler Türkiye'de farz edelim bir banka mevduat hesabınız var ve sizlerin eğer yerleşim yeri yurt dışında ise, yani Türkiye dışında yaşıyorsunuz ama Türkiye'de bir mevduat hesabınız var ise, sene sonundaki bakiyenizin toplam tutarı yaşamış olduğunuz ülkenin gelir idaresi başkanlığına Türkiye'deki gelir idaresi başkanlığı tarafından bildiriliyor. Her bir bankanın kendi başına kalkıp da başka bir ülkenin gelir idaresi başkanlığına bir bildirim yapması söz konusu değil. Türkiye'de tüm bu bilgileri Türkiye'deki gelir idaresi başkanlığı alıyor ve yurt dışındaki ilgili gelir idaresi başkanlığına bildiriyor. Yine Türkiye'de yaşayan o ülkenin vatandaşları var ise, Türkiye'de yaşayan, tekrar altını çiziyorum, burada da yabancı ülkelerdeki o bilgileri de Türkiye alıyor. Yani karşılıklılık esası esas. Yine belirtmek istediğim bir diğer husus ise, Türkiye'de banka hesabınızın olması ve adresinizin, ikametinizin yurt dışında olması gerekiyor. Bu kategoriye girenlerin bilgi paylaşımı kapsamında olacağını ifade ediyorum. Ama eğer sizin Türkiye'de bir hesabınız var ve Türkiye'de de ikametiniz söz konusuysa, yani siz Türkiye'de artık yaşayan, 6 aydan fazla süreci Türkiye'de geçiren bir vatandaş isesiniz, zaten bu durumda herhangi bir şekilde bilgi paylaşımı kapsamında değilsiniz demektir. Yani burada, emekliler buradan yırtıyor diyebiliriz yani. Emekli olan vatandaşlarımız. İkameti Türkiye'de olan vatandaşlarımızın hiçbir şekilde bilgi paylaşımı kapsamında olmadığını ifade ediyorum. Belirtmek istediğim bir diğer husus da sene sonundaki bankalardaki hesap bakiyeleriniz bildiriyor. Hesap transaksiyonlarınız veyahut da hesaba gelen olan masraflarınız, yani farz edelim sizin sene içerisinde bankanızda var olan 50 bin lira kira geliriniz oldu, 20 bin lira emeklilik geliriniz oldu, 70 bin lira. Siz bundan 40 bin lira para da harcamış oldunuz. Bakiyeniz 30 bin lira ise sene sonunda bildirilen rakam sadece 30 bin lira bakiyenizin olduğu. Yoksa bu paranın nereden geldiği, hangi hesap hareketlerinden geldiği bilgisi paylaşım kapsamı içerisinde değil. Sene sonunda da eğer sizin bir faiz geliriniz olduysa, kar payı geliriniz olduysa veyahut da finansal varlıkların satışından elde ettiğiniz bir gelir olduysa, bu da tekrar bildirim kapsamında. Yani siz eğer 100 bin euro paranız var bankanızda, sizin yurt dışı adresini de kayıtlıysa bankanızda, sene sonunda verilen bilgide 100 bin euro parası olduğu, o 100 bin euroyu da eğer herhangi bir şekilde faiz geliriniz olduysa, farz-ı mehal olarak söylüyorum, 100 bin euro parasıyla 5 bin lira faiz geliri elde ettiyseniz, sadece 100 bin lira mevduat bilginizin olduğu, 5 bin lira da faiz gelirinizin olduğu bilgi paylaşım kapsamında olmuş oluyor. Zafer Bey, bir de şöyle bir şey var. Şimdi mesela Türkiye'de bir fatura yatırıyorsun, bir elektrik, bir ufak alım, sattım, devir, daim yaptığın zaman hemen otomatikmen yer beğenmen orası gözüküyor. Ve çoğu vatandaşlarımız da bundan haberdar değil ve ülkeye, Avusturya'ya veya Almanya'ya, yaşadığı ülkeye, gurbet yaşadığı ülkeye geri dönüyor. Ama ikametinin orada yatırdığı su parasından bile dahil oraya geçtiğinden haberi olmadan buraya giriyor. Peki bunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacak mı? Orada ikameti görüşecek, kendisinin haberi yok. Birden orada ikameti ortaya çıkacak. Bu da biraz hani bana böyle şöyle geldi. Bilgi paylaşımı kapsamı dışında olan bir soru. Yani eğer sizin Türkiye'de yaptırmış olduğunuz bir tapu dairesinde yaptırmış olduğunuz bir işleminiz varsa, Türkiye ile ilgili olarak yaptırmış olduğunuz bu işlemde biliyorsunuz birinci adres ve ikinci adres beyanı söz konusu. Eğer siz Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne gittiğiniz zaman veyahut da konsolosluk hizmetleri için konsolosluğa gittiğiniz zaman birinci adresiniz olarak yurt dışını ifade ederseniz, ikinci adresiniz olarak Türkiye'yi belirtebilirsiniz. Birinci adresinizi yurt dışı belirttiğiniz zaman otomatik bilgi paylaşımı çerçevesinde olmuş oluyorsunuz. Çünkü birinci adres ikamet adresiniz olmuş oluyor. Eğer biraz önce de ifade etmiş olduğum gibi Türkiye'de yaşıyor iseniz, birinci adresinizde Türkiye olarak belirtmiş iseniz, o zaman artık Türkiye'de yaşamaya başlamış olduğunuzu
belirtmiş oluyorsunuz. Peki Sayın Vekilim, şu an gurbetçilerde de mesela ben hani gerçekten halkla çok iç içe olan bir biriyim. Çok farklı kesimlerden, çok farklı insanlarla çok rahat konuşup tanışan bir insanım. Ve şöyle bir öngörüm oldu herkese. Göstergesi herhalde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak benim sizin yayınına katılmış olmam herhalde. Aynen. Çok teşekkür ederim Zafer Bey. Bu konuda gerçekten çok naziksiniz. Ki Avrupa'da sizi de gerçekten çoğu herkesinden de sevilip sayılıyorsunuz. Buna yüzünüze söyleyeyim yani. Herkesinde de yani gerçekten söyleyebilirim rahat rahat. Ama şu an gurbetçilerimizde bir tedirginlik var. Şimdi gurbetçiler buradan dişinden tırdağından arttıranı Türkiye'ye götürdü. Şimdi Türkiye'den buraya getirmenin yolunu arıyor. Diyor ki hani yani böyle bir şey de var. Çünkü kirli müthiş bir kirli birliği var. Hani bu konuyla yani, ilgili dolandırıcılar da var. Üçkağıtçılar da var. Özellikle şu an hani 500 lira, 1000 lira, 500 hani verin de işini halledeceğim. Çarçut işte vekaletimi amcama yapayım, dayıma yapayım. İşte ben mesela bugün inanın bana biriyle konuştum. Vekaletini vermiş, adam 4 tane dairenin üzerine konmuş. Hasan Bey, birincisi şunu net olarak ifade etmek istiyorum. Sadece Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vermiş olduğu bilgilere, Türkiye Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın vermiş olduğu bilgilere itibar edilsin. Bunun dışında Gelir İdaresi Başkanlığı'nın görevlendirmiş olduğu herhangi bir avukatlık bürosu, herhangi bir maliye işletmeleriyle ilgili olan bir büro asla söz konusu değildir. İşte efendim siz bize şu belgeyi verirseniz, efendim şu vekaletnameyi imzalarsanız sizi biz otomatik bilgi paylaşımı kapsamı dışında tutacağız şeklindeki ifadelere asla itibar edilmemesi gerektiğini sizler vasıtasıyla vatandaşlarımıza bir kez daha ifade etmek istiyorum. Uluslararası anlaşmalar 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamı dışında kalır. Yani siz hiçbir yapılacağınız bir başvuruyla, yapacağınız bir dilekçeyle bu verilerin eğer yurt dışında yaşıyor iseniz, ikametiniz yurt dışında ise bu kapsamın dışında kalabilme ihtimaliniz yok. Dolayısıyla bu süreç içerisinde vatandaşlarımızın yapması gereken eğer bir birikimleri söz konusuysa bu birikimleriyle ilgili önümüzdeki süreç içerisinde bir bilgi paylaşım sürecinin başlayacağını bilmeleri gerekiyor. Eğer zaten çok özür dilerim. Eğer mevduat bilgilerini yaşadıkları ülkelerde vergilendirdikten sonra Türkiye taşımışlar ise zaten endişe edecekleri hiçbir konu yok demektir. Çünkü vergilendirmiş olan bir paradan bahsediyoruz. İki ülke arasında da çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması çerçevesinde bu vatandaşlarımızın tedirgin olmasına gerektirecek bir konu yok. Ancak vatandaşlarımızın Türkiye'de var olan paralarının, ana paralarının dışında biraz önce ifade ettiğim gibi bir faiz gelirleri olmuş ise, yani farz-ı mahal vatandaş, A vatandaşı Türkiye'de Avusturya'da kazanmış olduğu ve vergilendirmiş olduğu parayı aldı, Türkiye'ye götürdü, bir bankada mevduat hesabına yatırdı. 10 bin avro örneğinden yola çıkalım. 10 bin avronun Türkiye'deki banka hesabında olmuş olması zaten Avusturya'da vergilendirilmiş olan bir paradan bahsettiğimiz için bir sıkıntısı yok. Vergisi ödenmiş. Peki bu 10 bin avroyu yatırdıktan sonra bu vatandaşımızın yıllık faiz geliri söz konusu olmuş olsa, yani farz-ı mahal olarak verelim, Türkiye'deki faiz oranı %10 ve bu vatandaşımız 10 bin avro yatırdığı için yıllık 1000 avroda faiz geliri elde etmiş olsun. Bu 1000 avroluk faiz gelirinin vergisinin ödenmesi gerekiyor. %20'sini devlet ödeyecek. Peki Türkiye'deki faiz gelirlerine uygulanan gelir vergisi tutarı ne kadardır? Örnek olarak veriyorum %15. Avusturya'da ne kadardır? %20. Şimdi bu durumda vatandaşımız %15 Türkiye'ye ödeyecek, %20 de Avusturya'ya mı ödeyecek? Hayır. Vatandaşımız 1000 avro olan faiz gelirlerinden örnek olarak %15'ini yani 150 avrosunu Türkiye'ye ödedikten sonra eğer Avusturya'daki gelir vergisi bundan daha yüksek ise yani %20 ise aradaki sadece %5'lik dilimi Avusturya'ya ödeyecek. Yani her bir ülkeye sıfırdan gelir vergisi ödemek durumunda değil.
var olan farkı ödeyecek. Yani sadece 50 euroyu da Avusturya'ya ödeyecek ve tüm gelirini vergilendirmiş olacak. Anladım. Zafer Bey, peki bu bir de iflas eden şirketler var, şirket sahipleri var. Ama adamın Türkiye'de işte ufak tefek bir şeysi kalmış gene. Ama yurt dışında yaşamış, iflas çekmiş, konkaranta gitmiş, privat iflasa gitmiş. Bunlar için ne diyeceksiniz? Yani bunları herhangi bir engel teşkil edecek mi? Bunlar iflas edenler, iflasa giden geriye dönük bir şey istenecek mi onlar için de? Yoksa yani yok. Hasan Bey, Avusturya'da bir vatandaş, bir Avusturya vatandaşı veya Almanya'daki bir vatandaş, eğer sizler sosyal kurumlara gittiğiniz zaman, sosyal yardım almak istediğinizi ifade ettiğiniz zaman, tahmin ediyorum ilgili ülkenin yetkili mercileri sizin herhangi bir birikiminiz var mı diye soruyorlar. Hani kağıtta da yazıyor. Burada doğru beyan etmekte asıl olan. Yani siz bir yanlış beyan verirseniz, bu yanlış beyanın sonucunda herhangi bir şekilde bir yaptırımlarla karşılaşma imkanınız olabilir mi? Olabilir. Dolayısıyla ben bir kez daha vatandaşlarımıza sizler kanalıyla var olan beyanlarında doğru beyan vermelerinin esas olacağını, bu konuyla ilgili olarak yapacakları yanlış bir beyanda sadece otomatik bilgi paylaşma kapsamının içerisinde değil, diğer konularla ilgili de yapılan yanlış beyanda herhangi bir şekilde bir üzüntüyle karşılaşmamaları için bunun kesinlikle daha şeffaf bir şekilde sağlanması tavsiyesinde bulunabilir. Zafer Bey, çok teşekkür ederim. Sizin de başka bir yere yetişeceğinizi biliyorum. Bugün hikayenimiz burada, son sözlerinizi, son cümlelerinizi de alalım. Ama bu konuda ben de son bir sözümü söylemek istiyorum. Sayın Başkonsolosluklarımıza ve Büyükelçiliklerimize de bu konuyla ilgili galiba sanırsam onlarda bir bilgi yok. Bir bilgi insanlarımız, vatandaşlarımız bu konuyla ilgili bilgi alamadılar. Oralara da bilgi sonradan ilave edilecek galiba, gönderilecek diye düşünüyorum Dışişleri Bakanlığımız tarafından. Hasan Bey, bu konuyla ilgili olarak 2017 yılında bildiğim kadarıyla Temmuz ayında imzalanan bu anlaşma paraf edilmesinden sonra ilgili bankalar düşük yoğunluklu olarak vatandaşlarını bilgilendirme çalışmalarına başladılar. Türkiye'deki bankaların bu sürece başlatıldığını biliyorum. 2019 yılı itibariyle yine şahsım da olsun, sonu itibariyle 2020 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı'nın çıkartmış olduğu bir kitapçık da söz konusu oldu. 35 soruda soru cevap şeklinde çıkartılmış olan bir kitapçık vardı. Vatandaşlarımızı bilgilendirme çalışmaları 2020 yılında daha yoğunluklu olarak devam etti. Bu senenin, 2020 yılının senesinin sonunda da yine Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan Başkanlığı'nda muhalefet partisinin milletvekili Sayın Utku Çakır Özer Bey'in de katılmış olduğu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden şahsımın da katılmış olduğu bir toplantı oldu. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın haklarını, hukuklarını azami derecede nasıl koruyabiliriz? O vatandaşlarımızın mağdur olmadan bu süreci nasıl idare edebiliriz şeklinde siyaset üstü bir yaklaşımımız söz konusu oldu. Biraz önce sizlerin de ifade etmiş olduğu gibi bu süreçlere tabii ki Türkiye'de siyaset yapacağız. Tabii Türkiye'de siyasi partiler olarak farklı kurballarda düşüncelerimizi ifade edeceğiz. Ancak bazı konular vardır ki siyaset üstüdür. Yurt dışı vatandaşlarımızın çıkarları, yurt dışındaki vatandaşlarımızın yaşamış oldukları ülkelerde daha iyi bir konumda yaşayabilmeleri, sosyal alanın her alanında etkin olabilmeleri ve mağdur olmamalarını sağlamak da bizim temel hedeflerimizden bir tanesidir. Siyaset üstü bir yaklaşım gösterilmesi gereken bir konudur. Bu konuyla ilgili olarak önümüzdeki süreç içerisinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki olan tüm siyasi partilerle birlikte, böyle tahmin ediyorum ki Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın da yapacağı üstün gayretlerle birlikte asgari düzeyde etkilenmeleri için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz. Safer Bey, şurada ufak birkaç tane soru var, ısrarla yazıyor. YTB'nin resmi web sayfasında ufacık bir videonun dışında bir şey göremedim diyor. Lütfen saygılar diyor. YTB'nin sayfasıyla ilgili, bu konuyla ilgili bir şey göremediğini söylüyorlar. Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Komisyon Başkanıyım. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki var olan bir komisyonda zaman zaman vatandaşlarımız Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'yla komisyonumuzu karıştırıyor olabilirler. Ama Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımızın bu konuyla ilgili olarak Almanca, Fransızca, İngilizce ve Türkçe olmak üzere 4 ayrı dilde bilgilendirici sosyal medya üzerinden kısa kısa çalışmalar yaptığını biliyorum. Önümüzdeki süreç içerisinde
bazı çalışmalarının varlığını biliyorum. 14 ülkede 152 çevrim içi toplantı yaparak STK temsilcileriyle, oradaki konsolosluğumuzdaki hukuk çalışanlarla bir araya geldiklerini biliyorum. Ama 2021 yılında tüm bu bilgilendirici çalışmaların daha yoğun bir şekilde devam edeceğini de sizler kanalıyla ifade etmek isterim Hasan Bey. Çok teşekkür ederim Zafer Bey. Umarım her şey gurbetçilerimiz için de çok güzel olur. Gurbetçilerimiz eğer gerçekten bu süreçte olası bir 6,5-7 milyon gurbetçimiz burada eğer tepe taklak olursa hükümetin de sonu olur diye düşünebiliyorum. Bunu da söylemek istiyorum çünkü siyasi partiler üstü bir şey olduğu için biz gurbetçiler gerçekten burada tabii ki oy kullanan, oy veren seçmen, Türkiye kökenli vatandaşlarımız da çok çok büyük sonuçlar doğurur diye düşünüyorum. Zafer Bey beni kırmayıp yayınıma katıldığınız için size gerçekten çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ama diplomatik bir şekilde vermiş olduğunuz mesajı da gayet iyi anlıyorum Hasan Bey. Bundan emin olabilirsiniz. Bizler yaşayan vatandaşlarımızın çıkarlarını, onların hukuklarını bugüne kadar nasıl koruduysak, AK Parti döneminde hazırlamış olduğumuz seçim beyannamemizde 3 sayfalık ilk defa bir siyasi parti olarak yurt dışındaki vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz kıymeti ifade etmesi anlamında bir çalışma yürüttüysek, özellikle son 2 sene içerisinde yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 7 tane kanun teklifimizin yasalaşmasını nasıl takip ettiysek, emin olun otomatik bilgi paylaşımı konusunda da aynı hassasiyetimizi göstereceğiz. Sizlerin de ve inşallah diğer vatandaşlarımızın da oyuna talip olmaya devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde oyumuzu artırarak yurt dışındaki vatandaşlarımızın da temsilini daha üst noktaya taşıma gayreti içerisinde olacağız. Valla Zafer Bey, siz az evvel Neşat Ertaş'tan çok güzel bir deyimle başladınız. Ben de Hacı Bektaş Veli Efendimizin güzel bir lafıyla sonlandırmak istiyorum. Dost dostun kusuruna kalmaz, muhabbetli sevgiyi elden salmaz. Biz her şeyden önce dostuz, aynı toprağın, aynı milletin, aynı coğrafyada yaşayan bir topluluğuz. Her şeyimiz farklı olabilir ama her şeyden öncesi vatandır, gerisi teferruattır diyorum. Başka bir şey demiyorum. Emin olan farklılıklarımız birlikteliğimize baktığınız zaman çok daha az. Bizim birlikteliklerimiz çok daha fazla. Biz hepimiz bir canın parçasıyız. Asla bu canıma karşı dışarıdan birisinin laf söylemesine müsaade etmem. Zaman zaman belki ben Hasan Bey'i eleştiririm. Zaman zaman belki Hasan Bey beni eleştirir. Ama Mısırlıların çok hoş bir sözü vardır Hasan Bey. Evladıma beddua ederim, amin diyeni sevmem der. Dolayısıyla dışarıdan birisi bir laf söylediği zaman ben kendi canıma sonuna kadar sahip çıkarım. Ben Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle bu milletin her bir fardını baş tacı bilirim ve ona göre hareket ederim. Emin olun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de değişik siyasi partiden mensuplar olarak bizler çoğu zaman bir araya geliyoruz. Ülkemizin çıkarları konusunda nasıl bir yol izleyeceğimizi düşünüyoruz. Eğer vatandaşlarımız hep farklı noktalarda olduğunu düşünen, kavga eden bir meclis düşünüyorlarsa bunu tekrar hızlı bir şekilde revize etmelerini tavsiye ederim. Benim her siyasi partiden ülkemin bölünmez bütünlüğünü sorgulamadığım müddetçe dostlarım vardır, konuştuğum insanlar vardır, muhabbet duyduğum insanlar vardır ve bu şekildeki çalışma ortamının önümüzdeki süreç içerisinde artarak devam edeceğini düşünüyorum. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın da bu demokratik kültür noktasında Türkiye'ye verebilecek çok fazla katkıları olduğuna inanlardan. Çok teşekkür ederim Zafer Bey. Her şey yeni yılda sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum size ve ailenize. Evet sevgili arkadaşlar, ben elimden geleni yaptım ve Zafer Bey'e sizin de sorularınızı en içten dileklerimle sordum. Şimdilik kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşça ve dostça kalın. Burada bir arkadaşınız ısrarla gene bir şey yazmış. Sayın Bekir'im, ben geç kaldım. Lütfen tekrardan yayını tekrarlar mısınız? Zümrüt Hanım kusura bakmayın. Umarım bir söz alırsak bir daha tekrarlayabiliriz. Ama bilmiyorum, Sayın Bekir'ime bağlı. Ben sizlerin davetini her zaman için müspet karşıladım. Sizler ne zaman davet ederseniz bizim geleneğimizde, adabımızda davete icabet etmek vardır. Sizden gelen her şeyi, daveti de baş tacı bilir, katılırım. Hanımefendi, eğer tahmin ediyorum bu yapmış olduğumuz yayın tekrarlanacaktır. Eğer buna rağmen herhangi bir sorusu olursa Hasan Bey vasıtasıyla zaten bana her zaman ulaşabilirsiniz.
ben bireysel olarak da talebinize cevap verme gayreti içerisinde olurum. Zafer Bey çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, bizi izleyen herkese arkadaşlara da çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça ve dostça kalın diyorum. Şimdilik bugün bu seferlik böyle oldu diyorum.